İlçe ve belde gezileri kapsamında Akhisar'da bulunan Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe gezisini Kömürcü Köyü'nde noktaladı. Köye varışıyla birlikte büyük bir kalabalık ve yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Ergün, havai fişekler, davul zurna ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Yoğun tezahüratlar ve açılan pankartlarla Başkan Ergün'e sevgi gösterilerinde bulunan Kömürcü Köyü sakinleri köy meydanında adeta düğün alayı oluşturdu. Başkan Ergün köy meydanında köyün gençleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette köy sakinleri konukları için kurban kesti. Köy meydanında vatandaşlara seslenen Başkan Cengiz Ergün, Manisa Belediyesi'nde ortaya koydukları projeler hakkında köy sakinlerine bilgi verdi. Ergün, Büyükşehir'in büyük bütçe anlamına geldiğini, bu bütçenin emin ellere teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Bu hizmetleri Allah bize nasip etti yapmayı. Yüzün üzerinde Manisa Belediyesi'nde proje yaptık Manisa'da. Bunların hepsini anlatamam size. O kadar çok var ki. Bunu görmek isteyen gençlerimiz var, internet kullanan delikanlılarımız var, ailelerimiz var. Manisa Bel.tr'ye girdiğinde, projeler sayfasına bastığınızda Manisa'da nelerin yapıldığını orada tek tek görebilirsiniz. Bütün bu Manisa'nın içerisindeki değişikliği yaptıktan sonra daha büyük projeleri yapmaya başladık. Bir kent park yapılıyor. Bir otogar terminal binasını bitirdik. Manisa tarihinin belediyesinde en büyük yatırım bugüne kadar 25 trilyonun üzerinde. Allah'a şükür bir iki ay içerisinde açıyoruz. Etrafındaki 100 dönümlük peyzaj düzenlemesi ve kanal ıslahlarını bitirmek üzereyiz. Açılışını yapacağız. Bütün vatandaşlarımı şimdiden inşallah davet edeyim. Sonuçta Manisa'nın sıkıntısı otopark. İşte önümüzdeki hafta 400 araçlık yer altında yapılacak olan yeni bir otopark inşaatında başladık. Bu hizmetler yapılırken Atatürk Gençlik Merkezi'ni yaptık. Bugün 1500'e yakın öğrencimiz, gencimiz ve ailelerimizin bizzat gelerek el emek ürünlerini, mesleklerini öğrenebilecekleri her türlü eğitimi orada veriyoruz. Gençlere bilgisayar, muhasebe, her türlü kurslar veriliyor. Foklarından pilatesine kadar bayanların çalışması, her türlü gençlikle ilgili bütün hizmetler orada veriliyor. Ancak bunların içerisinde en önemli bir tane saymadan geçmediğim Çanakkale Şehitliği Diyaraması ve Anıtı'nı yaptık. 35 trilyon liralık köylere ve beldelere yatırım yaptı. Bunun 23 trilyonu 150 kilometrelik asfalt kaplaması yaptık ana arterlerimizde Manisa'da. Bütün köy yollarının asfaltlaması büyük şehirde olacak. Özel idare bitti, kapanıyor. Bütün bunların asfaltlamaları ana arterlere, ilçelere, merkezlere, köy yollarının yapımı büyük şehirde planlanacak. Büyük şehir yapacak. Bunu bilin. Bu hizmetlerden bir tanesi. Mezarlık hizmetleri, defin hizmetleri tamamen Büyükşehir'de olacak. Su toplama işleri Büyükşehir'de olacak. İtfaiye hizmetleri Büyükşehir'de olacak. Şimdi yeni kanunlar şu anda komisyonlarda Ankara'da görüşülüyor. Belki ekleri geliyor. Neler geliyor? Hastane yapımı, sağlık noktasındaki işlemler, milli eğitim, okul yapımları, bunların da trafik, güvenlik, emniyet, güvenlik işleri de Büyükşehir'e önümüzdeki belki 3-5 ay, 6 ay veya bir sene içerisinde bunların da çıkması söz konusu. Yani sonuçta bütün il bütününün sınırları içerisinde Büyükşehir bütün Manisa'yı yönetecek. Konuşmaların ardından Başkan Ergün, Etamaksu isimli kanser hastası vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kömürcü ziyaretinde çocuklar da unutulmayarak top dağıtıldı.